Arkadaşlar selamlar. Yepyeni bir seriye başlıyoruz. Nihai olma yolunda ilerleyeceğiz. Baya baya uzun bir seri olacak. Eskiler gibi öyle kısa sürede hedef 9000 kupa yapıp bırakmayacağız. Hedef 9000 kupa serisi de gelecek. Ama bu nihai serisi çok 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 uzun sürecek. Uzun zamanlar alacak. Hemen herhangi bir beklentiye girmeyin. Böyle size nasıl nihai olunur diye böyle taktikler vermeyeceğim. Bazı zamanlar verebilirim tabi. Bazı zamanlar sizden taktik öğrenebilirim. Öyle bir serüvene başladık. Bu sezonda olmaya çalışacağız. Bu sezon olmazsa diğer sezon deneyeceğiz. Olursak daha da ilerlemeye çalışacağız. Gibi gibi gibi. Bu da ek bölümümüz. O yüzden böyle birazcık troll bir DS seçtim. Trollden ziyade birazcık Barzu bir DS seçtim. Prens var. Prens'in gittiği yerde Mega Şövalye var. Mega Şövalye'nin gittiği yerde cadı var. Ve bir sürü kartlarımız var. İçinde yani felaket kulesi bile var arkadaşlar. Şöyle bir Atlas'ın oru bıraktık. Biraz hasar yedik çünkü şeyden bahsederken, yeni seriden bahsederken fazla odaklanamadım ama gene de kulemizi vermedik arkadaşlar. Rakip de benim gibi havai fişekçisi, Mega Şövalyesi eksik olmayan bir rakip. Burada felaket kulesini kullanacağım. Rakibin daha henüz atak kartını görmedik ama kullanmak zorunda kaldım. Rakipte atak kartı olmayabilir. Bak, fişekçisi döndü. Ok atmak zorundayım. Tamam. Tamam, sıkıntı yok. Rakibin tam manasıyla sinir bozucu bir DS'si var. Fırın, Mega Şövalye, Havai Fişekçi. Bunlar zaten tamamen sinir bozucu kartlar arkadaşlar. Bizde de şu 3 tanesi var. Dur, böyle olmuyormuş. Şu 2 tanesi var. 3 tane birden seçilmiyor. Yani seçiliyor, tamam. Bizde de bu 3 tane gıcık kart var. En geriden cadıyı bırakalım. Adamda da cadı var. Abi cadı bırakamamışız, neyse. Atla iskeletlere, çok güzel. Tamam, bu adam atak kartı almamış. Tamamen sinir bozucu kartları almış eline. Ben burada havai fişekçi bırakıyorum. O da oraya mega atacak arkadaşlar üstüne. Hepsinin üstüne. O bence hataydı dostum. Mega atman lazım. Şu mega atacak iksirin yoksa eğer kaybettin o kuleyi. Evet, mega atacak iksir yok şu an rakibin. Ama sağlam gelecektir. Elimize felaket kulemiz var. O megasını atsın atmasın bize fark etmiyor. Savunabiliyoruz ve kuleyi aldık. Kuleyi aldık. Onu çok erken kullandın sanki ama neyse. Al al, attım oka bak. Tamam, sorun yok. Birazcık panik yapmış olabilirim arkadaşlar. Ama sorun değil. Birazcık panik yaptık, alt üstü o kadar. Buraya bir Valkür bekliyorum. Oğlum benim elim herhalde bozuldu arkadaşlar. Ben oraya prens bırakıyorum ama başka bir kart düşüyor falan filan. Sebebini size söyleyeyim mi? Şu an tablet böyle burnumun dibinde. Ve aşağıdaki kartları tam manasıyla göremiyorum yukarı rakibin sahasına baktığım zaman. Ama fark etmez. Yendik mi yendik abi. Ve dur bakayım. Dur bakayım. Tamam. Şimdi ilk maç birazcık fail geçti ama kazandım. Arkadaşlar. Bu sefer daha temkinli oynayacağız. Şöyle fıçıyı atalım köşeye, başlayalım. Kasırgası vardır diye. Artık ana kuleyi açan çok fazla rakip görmüyorum bu aralar. Çünkü kasırga oynayan yok arkadaşlar. Bir zamanlar herkes çılgınlarcasına kasırga oynuyordu. Artık o kadar kasırga oynayan yok. Tamam. Hava şekçi bir tane vurup sol tarafa geçerse çok güzel olur. Bir tane daha vur. Bir tane daha vur. Vur artık. Tamam. Sol tarafa geçmedi. En geriden cadıyla başlayalım. Yine hava şekçi. Hava şekçi kullanan hala çok fazla var. Ana kulesini uyandırdı. Güzel. Bir prensi, o cadıyı savunalım. Elinde havai fişekçi yok çünkü bir cadı onun canını sıkabilir. Bu konuda olur, olur. Cadı güzel iş yaptı arkadaşlar. Oraya tabii ki de Mega Şövalye atacağım. Güzel. Hemen fıçı yollayalım. Burada okları kullanalım ya. Hızlı tavmamız lazım. Onda da oklar var. Güzel. O kuleyi aldık arkadaşlar. Almamız lazım o kuleyi. Almamız lazım. Hiçbir dedim olmuyor arkadaşlar benim. Bugün. Artık o da 4-5 günde bir video çıkarmanın şeyi olsun. Bunu ortaya bırakacağım. Yeteneğini kullanabilir diye. Kullanırsa da kaçamayacak diğer iskeletlerden. Tamam. Şimdi biz de ana kuleyi açalım. Prensle beraber. Ya da şöyle yapalım. Vazgeçtim. Hem ana kule açma keyfi hem de savunma keyfi.
Vurmasın. Çok güzel. Şimdi evrimli goblin fıçımız döndü arkadaşlar. Sıkıntı yok. Onları hemen canlarını almayalım ki mega şövalyeye kadar yetişsinler. Cadıyı sağlı sollu bıraktım. Sol tarafa bir havai fişekçi bırakıyorum. Sağ tarafa çok hasar yesek de arkadaşlar, oklanı oraya kullansa da sıkıntı yok. Ben şimdi sağ tarafa goblin fıçısı atacağım ki o diğer tarafa atacağım diye düşünecek. Tir diye düşünüyorum. Okları nereye kullanacaksın? Tamam. Ortaya bırakmam lazım bunu. Orada iki tane mega var. Bir tanesi gitti. Cadı hala yaşıyor. Oklar atmak zorundayım. Cadının yaşaması gerekiyor ki oraya sıkıntıya soksun. Cadı yaşaman lazım. Hemen bir fişekçi koydum. Çok da öyle bir şey gerçekleşmedi. Fakat maçı kazandık arkadaşlar. Ve GG ve Alpet. Rakip tabii kulesini vermeyecek. Oklan erken kullandı. Gibi gibi gibi. Şöyle hop. Güzel. 5 iksirimize heba ettik birazcık ama neyse. Genç 2 iksirlik bir cadı bekliyor orada. Onu kullanmasan da bence hançer düşesi alırdı ama yine de rakip kullandı. Şöyle prensimizi yollayalım. Rakibi bir bakalım ne var elinde. Barbar var elini gördük. Ya yine muhafızlar. Şu muhafızları hiç sevmiyorum arkadaşlar ya. Harbiden tutması zor yani. 1000 kere vur 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 ölmüyor. Bir şekilde sağınıza geliyor yani sizin. Ne yaparsanız yapın sağınıza geri geliyor. Şöyle iskelet ortasını ortaya bölelim. Tamam, oraya mega atacağız. Düş mega vurmadan düşsen çok güzel olacaktı. Felaketi kullanmak istemedim oraya. Mega ile hem atağa çıkarız diye. Ama yine de kullandık. Buraya fıçı atmayacağım. Bir rakibi öğrenmemiz lazım neyi var ne yok diye. Bir dakika. Hançer düşesinin mermisi bitti. Ve o mega kuleye gidecek. Oklarımızı atalım. Güzel. En azından kule oklarla vurduk. Bir tane leri vurur oradan. Mükemmel. İki tane vurdu hem de. Birileri iki tane vurdu oradan. Güzel bir hasar takasına geçtik. Takasını öne geçtik. Fıçıyı kullanmak önemli aslında da bu iki tane biraz fazla ya. Bunun evrimini çevirmek için iki tane döngü bana çok fazla geliyor arkadaşlar. Maç boyunca belki bir defa belki iki defa anca denk geliyor bunun evrimli hali. Ona büyü kullanmaz aynen. Çünkü attığım anda muhafızları bıraktı. Gerek kalmadı. Şöyle sola bir havai fişekçi bırakalım. Oraya tabii ki de mega şövalye atacağım arkadaşlar. Büyü bekliyorum. Attı, güzel. Buraya hemen bir iskelet ordusu. İskeletlere bir şey atabiliyor mu? Atamadı. Mega'yı da savunamadı. Mega'yı da savunamadı arkadaşlar. Elinde iksir yokken ben buraya bir prens bırakıyorum. Bir tane fıçı atalım. O mini pekka bir tane vuracak maalesef. İkinciyi vurmasın diye havai fişekçiyi bıraktım. Güzel. Güzel. Eyvah diyor rakibimiz. Düş mega. Tanklamam lazım havai fişekçiyi. Çok güzel. Elinde bir tek zehir var. Zehri buna kullanabilir mi? Kullandı fakat geç kaldı. Geç kaldı. Ne biçim konuştum. Tamam. Bak bu hakikaten tablette bazı sıkıntılar gerçekleşiyor arkadaşlar. Yok bu saatten sonra yani mini pack ile okuleye vermem ben. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Onu ana kuleye atacağım çünkü ikisi bir ana kuleye gitsin. Mega dönmeyeceği için havai fişekçi bırakıyorum. Gibi 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 gibi. Felaket kulesini hiç kullanmadan maçı kazandık. Bir kere bırakalım madem. Bol şans diyelim rakibimize. Videolar daha uzun olabilir bu arada. Bir öncekine göre. Eskiden çok fazla uzun tutmuyordum. Son zamanlarda. Bu arada buradaki ödülleri alalım. Bir tane Joker kart. Bir tane de şey var. 12.000 tane altın. 6.000 altın kazanmak şu an çok önemli. Çünkü biliyorsunuz ki slasher var. Her şey yarı fiyatına. Ve eminim aranızda hala 14 seviye kart olmayanlar vardır benim gibi. Tabii bu yarı fiyatına olan elit kartlarda da olsa çok daha iyi olurmuş. Çünkü elit kartları biriktirmek çok çok daha zor arkadaşlar ve kart max olmadığı sürece bir işe yaramıyor yani. Yüksek kupalarda. İlla ki 15 yapmanız gerekiyor ve yine belli oynadığınız deste harcına başka 15 seviye kart yapamıyorsunuz. Keşke yarı fiyatına yapsalardı. Çok güzel olurdu. Şimdi burada iskelet ordusunu bıraktım engelden. Mega'yı hemen kullanmak istemiyorum. Adam buraya kesin büyü atacak da. Havai fişeklerimi tutuyorum. Büyü atmama ihtimali yok galiba ona. Çok enteresan. Çok enteresan. Çok enteresan.
Şöyle bir biz de arkadan cadıyla başlayalım. Aa, cadı Mega Şövalye. Evet, destlerimiz birazcık birbirine benziyor. Fakat bende Mini Pekka yerine Prens var arkadaşlar. Eridi mi o? Eridi. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Prensi oraya bir an önce koymam lazım mı acaba? Dur. O oku kullanınca koyarım ben şimdi. Çünkü oraya oku son iksiriyle attı arkadaşlar. Var mı sende bir iskelet ordu gibi şeyler? Yok. Onu da son iksirinde kullandın. Burayı bir alalım biz. Mega atamaz oraya. İksir yok. Tamam. Çok rahat aldık. 3 taca bile gidebilir yani eğer saldı mı rakip? Güzel. Kolay bir 3 taş çektik. Şimdi hemen arkadan havai fişekçiyle başlayalım. Ana kuleyi açması umurumuzda değil arkadaşlar. Rakip çok hızlı başladı. Hemen Felai Kulesi ile beraber tutalım. Yani Mini Pekka artı balon. Enteresan bir deste. Ana kulesini açamayacak. Oraya bir şey daha bırakması lazım. Hala açamayacak. Çok erken bıraktı. Bunu atalım. Vurmasın hiçbir şekilde. Şu an hiçbir şey atmayacağız. Rakibi bir test ettik. Mini Pekka'sı neydi? Balonu. Uçan makinesi. Mini Pekka'sı. Cadısı. Ve bir de bir şey daha vardı orada. Mega'yı kullanmayacağım. Prens'i durduralım. Burada okları kullanmayacağım. Havai fişekçiyle tutalım. Çok güzel. Okları şimdi kullanabiliriz. Oraya atacaksın. İskender'e bırakacak. Daha da önemlisi Pekka bıraktı. O yüzden her zaman prefire atmıyorum. Rakibi daha hiçbir şeyini görmeden atmıyorum arkadaşlar. Güzel. Burada elindeki büyüler çok önemli. Ama bırakıyorum Mega'yı direkt. Tamam, çok iyi. Şimdi Mega'yı şundan erken bıraktım. Orada hiç yoktan 2-3 tane iskelet vardı. Ve Pekka 1-2 tane bile vuruşunu onlara ayırırsa eğer bizim Mega rahat bir şekilde onu tutabilecekti. O yüzden de erken bırakmak istedim. Bütün iskeletler öldüğünde bırakırsam Pekka bayağı bir Mega'nın canını indirirdi arkadaşlar. Şimdi rakip zehrini kullandı. Bakalım başka ne var elinde. Adam tek başına balon yolluyor ya. Evrimli hava fişekçimiz döndü. Elinde zehri yok. Diğer büyüsünü gördük mü? Görmedik. Şöyle balonu çıkardığı için cadıyı kullanalım. Adam da çünkü Pekka dönecek birazdan. Aynen. Şöyle prensi yolluyorum arkadaşlar. Burada Mega'yı kullanmayacağım. Prens. Havai fişekçi. Cadı. Okları bırakıyorum. Adam zehri çevirdi, helal olsun abi. Ben atak yapana kadar adam zehri çevirdi. Burada en geriden bir iskelet ordusu bırakalım. Felaket kulesini yolladık. Çok güzel. Harikulade. Harikulade. Abi birçok kartı kullanmıyorum ben ama kullansa mıydık ya? Hani sağlam atak yapayım dedim. Son birkaç maçtır da öyle gidiyor. Gereksiz hasar yiyoruz yani abi. Gereksiz hasar yiyoruz. Cadı ölmedi. Havai fişekçi destek attı. Mini Pekka'yı nereye koyacaksın? Bir yerlere koy. Okları kullan. Bir tane daha vur Goblin. Çok güzel. Çok güzel. Burası çok önemli. Tamam. O iskeletlerin ölmesi güzel oldu. Evet, rakip yine zehrini kullandı. Şimdi elimizde evrimli fıçı daha yeni döndü arkadaşlar. Zehri kullandığı için cadıyı bırakıyorum. O orayı kullana dursun. Ben yolluyorum, hatamı yapıyorum. Çünkü bizim cadı savunuyor bir şekilde. Kullan. Bir tane daha vur. Yes. Kazandık. Şimdi son bir maç daha girelim arkadaşlar. Yordu beni oyun. Yor ben. Şimdi en geriden cadıyla başladık. Bakalım ne var adamda. Evet, yine bir bait geldi karşımıza. Okları hemen atmayacağız. Bir bakalım bir şeyler geliyor mu? Tamam. Harbiden son anında kadar bekledik yani ok atmak için. Bir tane fıçı. Tamam, klasik log bait almış. Felaket kulesi de var. Şimdi burada arkadaşlar, Felaket kulesini bir şekilde işte prense kullandırtırsak eğer, Megamızı boşta çıkarırsak bu adamı yeneriz.
Evet, o birazcık can sıktı şimdi. Elinde roketi de var. O yüzden cadıyı böyle bırakacağım. Ana kulesini açıyor. Güzel. Burada prensi çıkaracağım. Çünkü cadı köprünün bu tarafına kaldı. Hasar yemiyor. Okları hemen bırakalım. Çok iyi abi. Bir tık geriye atıyorum. Elinde çünkü tomruk var. Tomruğu kullandı. Çete atacak arkaya abi. Yok, atmadı. Ana kulesi açık olduğu için güzel savundu. Hemen tekrar bir iskelet ordusu. Herhangi bir hasar almadık. Güzel. Prenses bırakacak. Prensesini bırak dostum. Şimdi bırak. Yapacak yani köprüye bedavadan vurmak için. Bıraktan bırakıyorum. Tek atar bizim fişekçi. Tamam, şöyle bırakalım. Buna roket atmaz gerçi. Bunu en geriden bırakabilirdik. En geriden bir prens bırakalım. Okları şuraya doğru atacağım. Elinde çete var. Tamam, çeteyi oraya kullanmayı tercih etti. Güzel. Elinde dediğim gibi roket olduğu için geriye bıraktım birazcık. İskelet ordusunu attık. Burada Mega'yı kullanmak istiyorum fakat kullanamıyorum da arkadaşlar bir yerde. Evrimli hava fişekçiyi ortaya bırakıyorum. Felaket Kulesi'ne vursun diye. Belki ana kuleye açık zaten, atıyorum onu. Belki Felaket Kulesi bir yerde gider. Tomruğunu çıkardı elinden, hava fişekçi vuracak. Tomruğu yok. Öne doğru fıçı yolluyorum. Oraya çete atacak. Güzel. Arkadan bir prens. Okları bırakalım. Ah bir prensesim, gitmeseydin keşke. Ah, gördü yine de. Yine de gördü, güzel. Ve Felaket Kulesi'ni elinden çıkardı. En geride hava fişekçi. Felaket Kulesi'ni alır mısın? Aldı. Ortadan bir cadı. Roketini yolladı ve hatayı burada yaptı. Şimdi geliyoruz. Elinde Felaket Kulesi yok. Bunu bir tık fake atıyorum. Fake atmamıştık. Bir kere attık. Onu da maçı adam veriyor mu zaten? Tamam. İyi oyundu.